Merhaba şifre etkin izleyenleri, ben Erdem Pabuççıyan. Bugün Acer'ın Aspire R13 adlı modelini inceleyeceğiz. Gerçekten çok ilginç bir tasarıma sahip diyebilirim bu laptop için. Şöyle bir bakalım tasarımına. Gördüğünüz gibi değişik bir menteşe sistemi var laptopun. Bu menteşe sistemiyle Acer 6 farklı konumda kullanabileceğinizi iddia ediyor bu laptopu. Fakat gerçekten çok güzel bir menteşe sistemi. Tam olarak 180 derecelik bir dönüş kabiliyetine sahip bu ekran. Yani siz istediğiniz açıda kullanabilirsiniz bunu ve günlük kullanımda özellikle çok rahat ettiğinizi söyleyebilirim bu şekilde. Bunun yanında güçlü bir laptop diyebilirim. Yani i7 değil fakat i5 işlemci barındırıyor içinde. 1.7 GHz hızında çalışan ve Turbo Boost'la yaklaşık 2.40 GHz'e kadar çıkabiliyor bu işlemci. Bunun yanında gerçekten çok şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim cihazın. Özellikle dışının camla kaplanmış olması gerçekten hoş. Hem iç ekran hem dışarıdaki cam Gorilla Glass 3 ile kaplanmış. Yani gerçekten sağlam bir yapısı var. Onun yanında metal değil. Buralar plastik cihazın tam olarak gövdesi. O biraz kalite hissiyatını düşürüyor fakat yine de güzel bir ürün. Şöyle cihazın çıkışlarından bahsedeyim biraz. Klasik microSD kart çıkışı. 2 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet de HDMI çıkışı mevcut cihazın. Bu cihazı farklı kılan şey hibrit yapısı. Yani siz bunu tamamen döndürüp bir tablet modunda kullanabiliyorsunuz. Bu da günlük kullanımda gerçekten size güzel bir opsiyon sağlıyor. Çünkü artık laptopların tabletlerle ve mobil cihazlarla yarışabilmesi için bu hibrit mod gerçekten çok önemli olmaya başladı. Acer da bu olayı güzel değerlendirip güzel bir cihaz, güzel bir ürün kullanmış ve bize sunmuş diyebilirim. Bunun yanında 250 GB SSD mevcut cihazın içinde. 4 GB RAM'imiz var. Bunun yanında Intel'in HD Graphics 4400 yani dahili bir grafik işlemci mevcut. Yani oyun performansı çok üst düzey değil. Bunu söylemek lazım. Ben cihazı incelerken Lord of the Rings Conquest adlı oyunu kurdum. Hem sevdiğim bir oyundu hem biraz eski bir oyundu. O yüzden bunu denemek istedim. Rahatça oynuyorsunuz. Yaklaşık bir 30 FPS görebiliyorsunuz tabii ama bu oyun için üretilmiş bir laptop olmadığı için yeterli bir rakam ve güzel, fena değil diyebilirim. Cihazı incelerken yaptığımız Cinebench testinde 193 puan aldı. Bu nasıl bir puan? i5 için gayet ortalama bir puan. Size güzel bir performans sunuyor. Grafik olarak da 20 FPS görüyorsunuz oyunlarda. Güzel bir test sonucu aslında bu cihaz için. Çünkü zaten çok büyük bir performans vermesi için üretilmiş bir cihaz değil. Cihazın yaklaşık 900 dolar gibi bir fiyatı var. Bu da ülkemizde birkaç öncesine kadar 2500 liraya satılan bir laptoptu. Fakat artık 3000 liralara yaklaşmış bir fiyatı var. Yaklaşık 3000 lira ile biraz daha üstüne bulabilirsiniz bu laptopu. Tabi yüksek bir meblağ olduğu açık. Özelliklerinden devam edelim. Cihaz 1.8 cm kalınlığında. Çok ince bir cihaz değil fakat çok kalın da bir cihaz değil. 2'nin altına inmesi güzel bir şey ve yaklaşık ne kadardı bakalım, 1.5 kilo ağırlığında. Yani yine ne hafif ne ağır bir laptop. Ortada kalmış bir cihaz biraz. İşte dediğim gibi menteşesi onu farklı kıran yegane özellik diyebilirim. Cihazın 8 saate kadar pil ömrü var. Normal kullanımda 6-6.5 saatleri görebiliyorsunuz. Bunu söylemek mümkün. Cihazın oldukça sessiz çalıştığını belirtmem gerek fakat uzun kullanımlarda gerçekten ısınıyor ve ısısını hissettiriyor. Cihazın hoparlörü alt tarafa konumlandırılmış fakat gerçekten güzel bir ses veriyor ve güzel bir ses deneyimi yaşatıyor bizlere. Cihaz gördüğünüz gibi daha çok Dell'in XPS 12 ve Lenovo'nun Yoga modellerine benziyor. Özellikle menteşe sistemi Dell'e çok benziyor ama artık bu bir yeni moda oldu bu şekilde hibrit laptoplar. Ama gayet beğendim ben açıkçası bunu kullanırken. Ekranından bahsetmedik, biraz da ekranından bahsedelim. 13.3 inç bir ekranımız var. Full HD ve IPS teknolojisi kullanılıyor. Güzel bir ekran fakat ekranla ilgili söylemek istediğim şey biraz soluk, renkleri yeterince canlı veremediğini düşünüyorum. Bunun yanında bir sorunu yok. Dokunmatiği çok güzel algılıyor cihazın. Ve klavyesi de gerçekten çok başarılı bir klavye olmuş. Özellikle yazı yazarken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Klavyeyle ilgili söylemek istediğim kötü bir nokta arka aydınlatması. Evet, aydınlatma mevcut. Fakat aydınlatma devreye girdiğinde tiz, kötü bir ses geliyor kulağa ve gerçekten kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu bir araştırdım forumlarda, internette. Gerçekten birkaç kişinin daha başına gelmiş. Cihazın böyle kronik bir sorunu var maalesef. Ama onun dışında gerçekten güzel bir cihaz. Tabii ve parası biraz yüksek. Ucuza bulursanız alın diyebilirim açıkçası. Çünkü ben kullanırken gerçekten zevk aldım. Özellikle bu hibrit laptopları çok seviyorum.
Örneğin günlük kullanımda mesela ekranı bir an bile isteyebilirsiniz öne çekmeyi ve gerçekten çok kullanışlı bu açıdan. Evet, laptop böyle arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.